Alemde her bir şey, bütün eşyayı kendi halıkına verir. Ve dünyada her bir eser, bütün asarı kendi müessirinin eserleri olduğunu gösterir. Ve kainatta her bir fiili icadi, bütün efali icadiyeyi kendi failinin fiilleri olduğunu ispat eder. Ve mevcudatta tecelli eden her bir isim, bütün esmayı kendi müsemmasının isimleri ve ünvanları olduğuna işaret eder. Demek her bir şey doğrudan doğruya bir bürhan-ı vahdaniyettir ve marifet-i ilahiyenin bir penceresidir. Evet, her bir eser, hususan zihayat olsa, kainatın küçük bir misal-i musagarıdır ve alemin bir çekirdeğidir ve küre-i arzın bir meyvesidir. Öyleyse o misal-i musagarı, o çekirdeği, o meyveyi icat eden, herhalde bütün kainatı icat eden yine odur. Her bir şey, her bir mevcudun Allah'a ait olduğunu ispat ediyor. Ve kendisindeki her bir esmanın saniyine ait olduğunu ispat ediyor. Şimdi elma diyor ki beni gördün, ben bir elmayım. Ama benim vücuda gelmem için evvela bir ağaç lazım. O ağacın köklerinin şöyle olması lazım. Çamurdan o ağacın köklerinin çamurda olmayan gıdaları benim içime getirmesi lazım. Şeker yok çamurda. Elmanın içine şeker taşıyacak. Koku yok, koku taşıyacak. Renk yok, renk taşıyacak. O taşıdığı gibi havanın terkibi benim vücuduma müsait olacak. Hava müsait olduğu gibi güneşin bana olan mesafesi ayarlanmış olacak. Fazla uzak olursa donarım, çok yakın olursa yanarım. Hulasa o elma der ki benden, benimle beraber benden başka ne varsa doğrudan doğruya Allah'ındır ve Allah'a gösteriyor. Her bir şey hem kendisinin mazhar olduğu esma itibariyle hem de çevresini sahibine mal eder. Onu yapamayan, havayı yapamayan beni yapamaz. Güneşi orada durduramayan beni yapamaz. Suyu kökten alıp dala basamayan bir pompa beni burada tutamaz. Çamurdan şekeri yapamayan bir kudret beni burada tutamaz. İlahir. Bunlar bir bir lisan haliyle sayar. Onun için her bir mevcut kendisiyle beraber, mazhar olduğu esma ile beraber kendisinin gördüğü bütün mahlukatı Allah'a mal eder. Evet. Çünkü meyvenin mucidi, ağacının mucidi, çünkü meyvenin mucidi, ağacının mucidinden başkası olamaz. Öyleyse her bir eser, bütün asarı müessirine verdiği gibi, her bir fiil dahi bütün ef'ali failini isnat eder. Bütün ef'alini failine isnat eder. Çünkü görüyoruz ki her bir fiil icadi ekser mevcudatı ihata edecek derecede geniş ve zerreden şumusa kadar uzun birer kanun-u hallakiyetin ucu olarak görünüyor. Demek o cüz'i faili icadi sahibi kim ise o mevcudatı ihata eden ve zerreden şumusa kadar uzanan kanun-u külli ile bağlanan bütün ef'alinin faili olmak gerektir. Evet, bir sineği ihya eden, bütün hevamı ve küçük hayvanatı icat eden ve arzı ihya eden zat olacaktır. Hem Mevlevi gibi zerreyi döndüren kim ise müteselsilen mevcudatı tahrik edip ta şems-i seyyaratıyla gezdiren aynı zat olmak gerektir. Çünkü kanun bir silsiledir, ef'al onun ile bağlıdır. Kanun bir silsiledir, ef'al
onun ile bağlıdır. Allahu Azimşan emretmiş. Hiçbir şey yerinde durmasın, dönsün. Kanun. Ondan sonra bakıyorsun, mikroskopla gördüğün o atom zerresinin etrafında proton, nötronlar dönmeye başladı. Ondan sonra bakıyorsun, işte insan dönmeye başladı. Evden eve, evden işe, işten eve, oradan oraya, oradan oraya. Film, fırıldak, hiç durma yok. Allah'ın emri bu. Ondan sonra dünya dönmeye başladı. Ondan sonra güneş sistemi dönmeye başladı. Galaksiler dönmeye başladı. Alemde bir dönmedir başladı. Bu bir kanundur. Ef'al onun ile bağlıdır. Mahlukatın bütün fiilleri de o kanuna bağlıdır. Kanun bir silsiledir. Ef'al onun ile bağlıdır. Mesela demirin özelliğini bir kanun olarak halketmiş Allah. Demir işte sıcakta genişler, soğukta daralır. İşte sıcak suya basarsan birdenbire sertleşir, bilmem ne, onun özellikleri. Şu kadar derecede erir, bu kadar derecede beyaz olur, bu kadar bilmem tavlanır. Bu bir kanundur. Bu bir kanun, bir silsile, ef'al onun ile bağlıdır. Bakıyorsun, ta İsveç'teki demir de öyle yapıyor. Ta Güney Kutbu'ndaki demir de öyle yapıyor. Ta Amerika'daki de öyle yapıyor. Ta Çin'deki de öyle yapıyor. Kanun bir silsiledir, ef'al onun ile bağlıdır. Allah demire böyle ol demiş. Nerede bir demir varsa öyle oluyor. Kanun bir silsiledir. Ef'al onunla, fiiller ona bağlıdır. O cinsten olan şeylerin, fiillerin hepsi ona. Şimdi mesela bir fil bulunduğu yerde 1000 tane fare olsun. Fil ırgalar mı yani? Ne? Fareler dolaşır durur. Ne fare ondan korkar, ne de o fareyi takar. Ama bir kedi yavrusu daha gözünü açmamış, miyav dedi mi, fareler kaçacak delik arar, kedi yakalayacak fare arar. Allah onun kafasına o planı yerleştirmiş. Onun karşısındakinin kafasına da onunla alakalı planı yerleştirmiş. Kanun bir silsiledir, ef'al onunla bağlıdır. Buradaki kedi neyse Van'daki kedi de o. Amerika'daki kedi de o. Hani okyanus geçiyorsun, buradaki kedi yüze yüze oraya gitmez yani. Orada yeniden kalkormuş. Buradaki de öyle. Hulasa kanun bir silsiledir, ef'al onun ile bağlıdır. Evet.